Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum her zaman olduğu gibi. Bayramdan sonraki bu ilk dersimizde inşallah Er-Risale okumalarına devam edeceğiz. Tabii araya bir haftalık bayram girince normal olarak 2 haftada bir yapmam gereken dersler doğal olarak 3 haftaya çıktı ve tabii bir de dil felsefesi derslerine başladım malumunuz. Bunun için bu gecikmeyi umarım doğal olarak karşılarsınız. Şimdi müsaadenizle kaldığımız yeri bir açalım. Oradan devam edelim. Er-Risale'nin metninde kaldığımız yeri. Evet efendim. Gördüğünüz üzere Mart ayının 25'inde ders yapmışız. Bugün Nisan'ın 15'i. 3 hafta olmuş. Nesih konusuna devam ediyoruz. Bugün daha önceki okumuş olduğumuz bölümlere nispeten Er-Risale'de üzerinde biraz farklı yönleriyle müzakerede bulunmamız gereken bir başlığı ele alacağız ve bunun üzerinde duracağız. Gördüğünüz üzere İmam Şafii Rahimeullah bir taraftan konulara girdi ama yine de nasih ve mensuh konusundan çıkamadık. Nesih konusuna devam ediyoruz. Okuyacağımız başlığımızda görüldüğü üzere çerçeve içine almışım. En-nasihu vel-mensuh ellezî yedullu el-kitâbu alâ bâdıhî. Ve sünnetu ala bazıhi. Yine bir nesihten söz edeceğiz. Nasihimiz, mensuhumuz var diyecek İmam Şafii Rahimeullah. Fakat bunların nasihlerinin ve mensuhlarının ne olduğunu belirlemede bazen delilimiz kitap olacak. Vahiy ile bunu belirleyeceğiz. Bazen de sünnetle belirleyeceğiz. Şimdi burada tabii her şeyin başında belirtmemiz gereken husus şudur. Aynı konuda bir nesihten söz ediyoruz. Konu aynı. Ama aynı konunun nasih ve mensuhunun bir kısmını Kur'an'la, kitapla temellendirirken diğer bir kısmını da sünnetle temellendirmeye çalışacağız ki bu İmam Şafii Rahimeullah'ın bu başlıkta bize ele alıp sunacağı konu bu. Ana başlığımız bu. Yani bir cümleyle ifade edecek olursak, bir kısmını Kur'an, bir kısmını da sünnetle belirlediğimiz nasih ve mensuh konusu. Başlığımız bu. Peki efendim, daha mevzuya girmeden önce belirlemeliyim ki aşağıda okuyacaklarımızın hiçbirisi nesih değildir. İmam Şafii Rahimeullah'ın perspektifinden nesih olarak bize bunu sunuyor. Daha önce de bunları konuştuk. Bunlar nesih değil. Kaldı ki nesih olarak genelde ulemanın sünni geleneğin hemen hemen ittifakla nesih olarak gördükleri konularda da naçizane kendi nesih kanaatimi sizinle paylaşmıştım ve makaleme de atıfta bulunmuştum. Şimdi bugün okuyacağımız bu metinde göreceğimiz üzere bunların nesih olduğunu söylemek çok zordur. Neden zor olduğunu metni okuyalım. Ondan sonra birlikte inşallah mütalaa edelim. Kararı zat hallerinize bırakıyorum. Vakale Şafii rahimehullah mimma nakala ba'du men semitu minhu min ehlil ilim. Her zaman söylediği gibi bu ehli ilimden kastın İmam Şafii'nin kendisi gibi otorite kişiler olduğunu,
Diğer bir ifadeyle içtihat ehli, müçtehit görüşlerini delil olarak kabul edebileceğimiz düzeyde otorite ve görüşleri bir içtihat derecesinde, mertebesinde kıymeti haiz olan kişilerden işittim, onların bir kısmından işittim ki diyor İmam Şafii, Ennallâhe enzele fardan fissalâh. Şimdi meselemiz bu. Konu namaz. Namazın farziyeti ve namaz. Tabi bundan sonraki bab başlıklarımızda da bu konuya devam edeceğiz. Fakat burada öncelikli olarak namazın farziyeti meselesindeki değişikliği ve bunların nasıl nesihle ilişkilendirildiği hususuna bizim dikkatimizi çekecek rahimeullah. Biz de oradan bunu birlikte okumaya ve anlamaya çalışacağız. Şimdi bu ehli ilmin görüşlerini naklediyor. Tabii kendisi de bu konuda onlara katıldığı için ehli ilmin bir kısmından işittim ki şöyle diyorlardı. Allah namaz konusunda bir hüküm, bir farz indirmiştir. Yani namaz İslam dinine inanan müminlerden Allahu Teala'nın farz kılarak talep ettiği bir emridir diyorlardı. Şimdi buraya dikkat edelim. Ne zaman ama? Kable fardı salavatil hams. Şimdi o zaman burada ibarede dikkat etmemiz gereken iki husus var. Bir, beş vaktin farzı, farz kılınmış olması. İki, beş vakitten önceki namaz. Ve bu namazın da farz oluşu. Buraya dikkat edelim. İmam Şafii'nin itibar ettiği ulemanın görüşlerine göre namaz ibadetinin Hazreti Peygamber'in risaletinde iki aşamalı bir duruma tekabül ediyor. Şöyle söyleyelim. İslam'ın başlangıcından itibaren bir namaz var. Namaz. Şurada da beş vakit namaz başlıyor. Bu Medine döneminde ortaya çıkacak bir durumdur. Beş vakit namaz ortaya çıkıyor. Demek ki iki aşamalı. Bir beş vakit namazın farz kılınışına kadar olan namaz var. Ama bu da yine farz İmam Şafii'ye ve onun itibar ettiği ulemaya göre. Bir de beş vakit namaz zaten farz olduğunda bir görüş birliği de var Müslüman ulemada. Dolayısıyla beş vakitte bir namaz var. Şimdi bunu İmam Şafii Rahimeullah'ın hem nesihle ilişkilendirici hem de temellendirici ayetlere bakalım. Bu konuyla ne kadar ilişkisi var onu görmeye çalışalım. Müsaade ederseniz şöyle bir şema arz etmek istiyorum. Şema. Çünkü konumuz önemli. Bunu tam bir anlamamız gerekiyor. 610 tarihinde İslam dini burada başladı. 632'de Hazreti Peygamber'in vefatıyla sona erdi. Şöyle yarıdan biraz fazla 13 yıl Mekke dönemi, 10 yıla yakında Medine dönemi var. Şimdi bu iki dönemde de namaz var. Ama burada namaz 5 vakit olarak farz kılınıp eda edilirken Mekke dönemindeki namazın mahiyetini doğrusu çok da iyi bildiğimi söylenemez. Elimizdeki kaynakların verdiği bilgilerden hareket ederek bu konunun net olduğunu söylemek çok zordur. Birazdan da okuyacağımız metinde bunu göreceğiz. O halde İslam dini başlangıcından itibaren namaz dediğimiz bir ibadeti yapıyor. Bunun adı salattır. As-salatu salattır. Şimdi buradan söyleyeyim inşallah ne zaman kısmet olur bilmiyorum. Ben Kur'an'da geçen bu es-salah sözcüğü üzerine bir hermeneutik değerlendirme yapmayı düşünüyorum Kur'an derslerimizde.
Bunu ne zaman yaparım? Kendimi ne zaman buna hazır hissederim? Bundan emin değilim ama inşallah gündemimde olduğunu, programımda yer aldığını buradan belirtmek isterim. Ayrıca benim din üzerine düşünmek kitabımın içinde yer alan hermenötik ve dini ilimlerin anlaşılmasındaki rolü diye bir makalem var. Orada o çok meşhur "Ekimussalate ve atuzzekate" namazı kılıp zekatı verin şeklinde ifade edilen ayetin orada zekat verin anlamına gelmediğini vesaire anlattım. Makaleme de bakmanızı bu arada öneririm. Bu konu müstakillen ele alınmayı ve analiz edilmeyi bütün bir Kur'an çerçevesi içerisinde hem hak eden bir konu hem de elzem. Ve o şekilde ele almadığınız zaman konunun çok da anlaşılacağını düşünmediğim bir konu bu. Bu nedenle böyle bir taahhütte bulunarak burayı geçmek istiyorum. Aşağıdaki okuyacağımız ayetlerin de konuyla ne kadar alakalı olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Müzzemmil suresi 73. sure olması gerekir. Hemen bakayım efendim. Evet, 73. sure. Müzzemmil suresinin ilk ayetleri bunlar. Malum eyyuhel müzzemmil, eyyuhel müddessir. Birbirine benzeyen bu sözcüklerle gelen ve Kur'an tarihinde Alak suresi mi, Alak mı, Müddessir mi, Müzzemmil mi, yoksa Fatiha mı, ilk nazil olan sure ve ayetlerin hangileri olduğuna yönelik Kur'an tarihi açısından öteden beri tartışılan ve rivayetlerin farklılıkları nedeniyle de Müslüman ulemanın özellikle tefsir ve Kur'an tarihi üzerine çalışan meslektaşlarımızın henüz bir karara varamadıkları, netleşemedikleri, rivayet çelişkileri ve farklılıkları nedeniyle de bunu biz de çalıştık. Aşağı yukarı epeyce geniş bir ilahiyatçı meslektaşlarımla tam da belirlediğimizi söyleyemeyiz. Benim hermenötik önerilerim var ama rivayetlerden hareketle bunu net olarak söylemenin zor olduğunu söylememiz gerekir. Konunun tarihçesinden asıl mevzumuza dönecek olursak, Müzzemmil suresinin göreceğiniz üzere İmam Şafii tarafından 5 vakit öncesi farz namaz olarak algıladığı ayetler bunlar. 5 vakit öncesi farz namaz olarak algıladığı ayetler. Eyyuhel Muzzemmil, Müzzemmil, Muddessir, örtüsüne bürünmek demek malumunuz. Gizlenmek, saklanmak anlamı da var. Bunları müfessirlerin yorumlarına vesairene baktığımızda Hazreti Peygamber'in kendisine peygamberlik verilip o görevlendirildikten sonra bir süreliğine Hazreti Hatice validemizin evinde kendisini inzivaya çektiğini, insanlardan sakınıp gizlendiğini İslam tarihi olarak malumunuzdur. Buna atıfta bulunan bir ayet olarak algılarlar. Müddessir suresinde örtüye bürünmekten de söz eden o gizlenmek, saklanmak konusunda kum fe enzir, görevini yapmaya başla emrinin de verildiğini görürsek, gördüğümüzde bunların erken dönem ayetler olduğunu, ilkinen ayetler olduğunu söylememiz mümkün. Peki bunları ne kadarını namazla ilişkilendirebilirize gelelim şimdi. Kumilleyle illa kalile, nisfehu evin kusminhu kalile, evzid aleyhi ve rattilil Kur'ane tertila. Ayetin bu bölümü önemli. Şimdi ayetlerin kelime kelime
tahlili üzerinde durmak istemiyorum çünkü zamanımızı iyi kullanmak bakımından. Ayet şunu söylüyor: ey peygamber, ey örtüsüne bürünen, gizlenen, içine kapanan peygamber, geceyi ihya et. Bunun ortak anlamı geceyi ihya et. Kur'an'ın diğer ayetlerde de vurguladığı üzere gecenin önemi çok vurgulanır. Gece aydınlanma, gece huzuru, düşünme, tefekküre elverişli oluşur ve gündüzün o meşguliyetlerinden uzak oluş da dikkate alınacak olursa bu önemlidir. Geceyi ihya et demektir. Bu geceyi ihya et dediğimizde gece işte gündüzün sonundan fecre kadar olan süre, şöyle bir süre olarak düşünürsek, yani diyor ki geceyi ihya et. Bunu gecenin çoğunluğunu uyanık kalarak ihya edebilirsin. Yarısını dinlenip yarısını uyanık kalarak dinleyebilirsin. Yarısından biraz fazla olabilir, biraz eksik olabilir. Yani bunun efendim metin olarak da ibare olarak Türkçeleştirecek olursak şöyle: gecenin az ya da çok bir kısmını değerlendir, kıymetini bil. Geceni değerlendir demektir. Bunun bizim Türkçemize çevrilebilecek doğru anlaşılabilir karşılığı budur. Bizim mahallelere baktığın zaman biraz şöyle yap, azıcık böyle yap, birazcık şuraya getir, azıcık öbür tarafa taşır şeklinde anlaşılmaz hale getirdikleri mevzu Kur'an'ın kendi üslubu içerisinde de Arapçanın karakteristiğine de uygun olarak bunun Türkçe karşılığı budur. Gecenin az ya da çok bir kısmını değerlendir, kıymetini bil. Ve nasıl bileceksin, ne yapacaksın? Varettilil Kur'an'a tertiyle. Hemen hemen genel olarak bu ifadeden anlaşılan şey, sindirerek, üzerine düşünerek, tefekkür ederek ağır ağır Kur'an okumak demektir. Demek ki Kur'an'ı gece kalkacak, kendisine indirilen Kur'an üzerine okuyacak, düşünecek vesaire yapacak. Şimdi buradan İmam Şafii Rahimehullah devamında gelen ayette de ilişkilendirecek. Bu ayet-i kerimedeki varattilil Kur'an'a tertila, gece kalk ve Kur'an oku ifadesini biraz sonra okuyacağımız ayetteki Kur'an'dan kolayınıza gelenleri okuyun, güç yetirebildiğiniz miktarını okuyunu namazda okuyun olarak anlayacak, ilişkilendirecek ve buradan bir namaz çıkaracak. Erken dönem namaz. Bunu bir farz olarak algılayacak. Birazdan okuyacağız. Fakat burada görmeliyiz ki bu emirler Hazreti Peygamber'in şahsına mahsustur. Bu onun şahsına mahsus ifadelerden, genel manada ümmetin de mükellef olduğu bir farz namaz, buradan zaten namaz hiç çıkmaz da farz namaz çıkar mı? Takdirlerinizi arz ediyorum. Dolayısıyla bunu, geceyi bu şekilde ihya etmenin sümme nesaha hâzâ fî sûreti ma'ahu, bunu nusiha da okuyabilirdik. Malum harekelemişler. Nesahallahu hâzâ diye okuyalım. Allah bu emrini nesetti. Aynı surede birlikte bulunan şu ayet-i kerimeyle: fakale inne rabbeke ya'lemu enneke tekume edna min sulisey leyl ve nisfehu ve sulisehu ve taifetu minellezine ma'ak. Hazreti Peygamber'in beraberinde bir grup ashabıyla beraber, bu ashab, gecenin üçte ikisinden daha az bir süre kaldığında ya da yarısı olduğunda, üçte iki ya da üçte biri, işte tam da yukarıda söylediği gibi yarısından biraz az, yarısından biraz çok, işte bunlar üçte bire, üçte ikiye vesaire tekabül eden geceyi, hani her gece aynı olmaz,
Bazen daha erken kalkılır, bazen daha geç kalkılabilir. Duruma göre bu gecenin ihyasını anlatıyor ve bunu bir grup ashabı da onunla beraber kalktığını söylüyor. Şimdi buradaki ayete müsaadenizle Kur'an'da da göstermek istiyorum. Müzzemmil suresindeki bu ayeti görmenizi isteyeceğim. Sizden ekrana taşıyacağım müsaadenizle. Evet efendim, şu anda görüyorsunuz Müzzemmil suresi ayetlerin kısalığına dikkatinizi istirham ediyorum. Bakın burada ayetleri 1, 2, 3, 4 diye bölmüşüz. Kısalıklarına dikkatinizi istirham ediyorum. Sonundaki kafiyelere dikkatinizi istirham ediyorum. 19 ayet. Şimdi bunun devamında 20. ayet geliyor bakın. Bu 20. ayette gördüğünüz gibi Diyanet İşleri'nin mali de var kenarda. Üzerinde görüyorsunuz. Bu da upuzun bir ayet. Bu konunun tefsir kaynaklarına vesaire de baktığınız zaman bu ayetin, bu surenin sonuna içerik ilişkisi, bu ayetin içeriğiyle Müzzemmil suresinin başındaki ayetlerdeki vurguların içerik benzerliği nedeniyle bu surenin sonuna sahabe tarafından eklendiği hususu kesindir. Yani elimizdeki rivayetler de bunu gösteriyor. Böyle inmemiştir. Çünkü üslup bakımından bu ayet daha önceki indirilenlerle birlikte inecek bir üsluba sahip değil. Ayrıca zaman bakımından da ayetin birazdan da okuyacağız, göreceğiz. İçeriğine baktığımızda bunun Mekke değil, Medine döneminde olan bir durum olduğunu. Çünkü gece ihya için ashabıyla birlikte mescitte olabilmek mescidi gerektiriyor. Medine'yi gerektiriyor. Devamında sefere çıkmak, İşte gazaya çıkmak, rızık peşinde koşmak şeklinde değerlendirmelere baktığımız ayetin içerisinde. Bunların da yine Medine dönemine ait vurgular olduğunu görüyoruz. Böyle olunca da bizim burada görmemiz gereken husus, bu ayetin İmam Şafii'nin nesh söylediği ayetin neyi nesh burada efendim anlamaya çalışacağız. Ayet Allah diyor senin gecenin işte şu zamanlarında bir grup ashabınla kalkıp onu ihya ettiğini biliyor. Vallahu yukaddiru'l leyle ve'n-nehare. Zaten Allah da geceyi gündüzü böyle takdir buyurdu ki siz işte şöyle şöyle yapın değerlendirin diyor. Alime en len tuhsu fetabe aleykum. Ve o sizin bütün her şeyinizi bilir ve sizin o geceyi ihya anında yaptığınız yakarışlarınızı işitir ve ona icabet eder. Fakra'u ma tayassara minel Kur'an. İşte bura önemli. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Çünkü ezberden de okuyorlar. Ezberin zorluğunu da dikkate alacak olursak zorlanmayın. Kolayınıza geleni okuyun buyuran ayette ve bu gece kalkıp Kur'an okuma konusundaki değerlendirmeyi yine Cenab-ı Hak alime en seyekunu minkum marda, çünkü içinizden Allah hasta olanların olduğunu biliyor. Ve aharuna yadribuna fil ard, seyahate çıkmış, sefere çıkmış, yolculukta olanları biliyor. Onların da bunları yerine getirmelerinin nasıl zor olacağını biliyor. Yaptagune min fadlillah, Allah'ın lütfunu aramak üzere sefere çıkmak. Cenab-ı Hak'tan rızık talebi için, onun lütfuna mazhar olmak için sefere çıktıklarını biliyorum. Bir kısmınız hastasınız, bir kısmınız yolcusunuz. Ve aharune yukatilune fi sebilillah, bir kısmınız da Allah yolunda cihad etmek üzere gazaya, gazveye çıktığınızı biliyor. Bakın şimdi
Gazveye çıkmak, yukatilune fi sebilillah, Mekke'de ne arasın? Müzemmil suresinin Mekki olduğunda hiç şüphe yok. Bu tamamen medeni bir ayettir. İşte böyle durumlarda hasta olduğunuzda, yolcu olduğunuzda, cihad ediyor olduğunuzda fakra'u ma teyessara min. Ezberinizde olan kolayca rahatlıkla okuyabileceğiniz, yanlışsız okuyabileceklerinizi okuyun. Ve akimus salate ve atu zekate, namazı kılıp zekatını verin diye tercüme ettikleri bu ayette ben öyle anlamıyorum. Namazı kılıp arının demektir atü zekate. Namaz kılıp arın. Namaz sizi arındırır demektir. Zekatla bir alakası yok. Daha doğrusu bu zekat sözcüğünün bizim bildiğimiz zekatla hiç alakası yok. Arınmak demektir zekat sözcüğünün. İşte bizim maldan hayır hasenat yaptığımız şeyin anlamıyla bu zekat sözcüğünün Arapçada hiç zerre kadar alakası yok. Benim makalemi okuduğunuzda orada görürsünüz. Şimdi dolayısıyla bu ayetin bir kere namazla, erken namaz farziyetiyle falan bir ilgisi yok ve medeni olduğunda dikkate alırsak Medine dönemindedir namazın farziyeti meselesi. Beş vakit namazla ilgilidir. Erken dönem Müzzemmil suresinde gecenin ihyasına ilişkilendirmek ancak işte ayetin başında geçen bu inne rabbeke ya'lemu enneke tekum, bakın enneke tekume edna min sulisey'l-leyl ve nisfahu ve sulusahu ifadelerinin Müzzemmil'in başındaki işte bu kumil-leyle illa kalila nisfahu ev nukus minhu kalila ev zitu aleyhi ve rattilil-Kur'ane tertila ifadelerindeki o benzerlikten dolayı surenin sonuna konduğunu ifade etmemiz gerekir. Şimdi şurayı okuyalım. Nasıl bir nesihten söz ediyor anlayalım. وَلَمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ بَعْدَ اَمْرِهِ بِقِيَامِ اللَّيْلِ نِصْفَهُ اِلَّا قَلِيلًا. Allah önce çok azı istisna gecenin tamamını ihyayı emretti diyor. Yani bu ilk emir, birinci aşama emir. Gecenin çoğunluğunu uykusuz geçireceksiniz ve ihya edeceksiniz. Az bir kısmını dinlenebilirsiniz diyor. Ev li ziyadeti aleyhi ya da yarısından biraz daha fazlasını dediği ifadeleri Allah zikrettikten sonra fakale edna min sulisey leyl, bakın bu son ayet Medine'de indiğini söylediğim ayet ve nisfahu ve sulusahu ve taifetun minellezine ma'ak ifadeleriyle diyor haffefe, Allah hafifletti. Yani bunlarla nesetti öncekini. Gecenin çoğunluğunu ibadetle geçirmeyi ya da uyanık geçirmeyi meseleyi hafifletti. Evet, bu hafifletmenin nesih olmadığını konuşmuştuk daha önce. Yani hafifletme burada da ağır yükümlülük diyelim. Ağır yükümlülüğü hafifletmek nesih değildir. Bunlar daha çok konuştuğumuz için şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Ama bir cümleyle hatırlayalım. Neden? Çünkü ağır yükümlülük dediğimizin yüklendiği koşullar var. O koşullar o ağır yükü yüklemeyi gerektiriyordu. Hafif yük dediğimiz düzenleme de kendi koşullarında hafif düzenlemeyi gerektiriyor. İki farklı ayrı koşullarda iki farklı ayrı düzenleme birinin diğerini nesi anlamına gelmez. Usul açısından bu böyledir. Bunu daha önce de çok tartışıp müzakere ettiğim için sizlerle tekrar edip vaktinizi almak istemiyorum. Bunu diyor Allah affetti ve dedi ki Alime ense yekun minkum marda. Kara ile fakrahu mateyassara. Kolayınıza geleni okuyunuza kadar olan kısımda Allah o önceki ağır yüklemeyi hafifletti, böyle buyurdu diyor. Şimdi her halükarda nereden bakarsak bakalım, burada bir namaz yok. Yani burada namaz çıkarmak bizim bildiğimiz anlamda ama. Böyle bir namaz çıkarmak zordur. Bu ayetten böyle bir namaz anlamı çıkmaz. Geceyi ihya çıkar. Hocam geceyi ihyada ne olacak işte namaz kılıyorlar falan. Bu bizim bir çıkarımımız, yorumumuz olabilir. Namaz kılmadan da Kur'an okuyabilir. Birbirlerine okurlar, düzeltirler, dinlerler, müzakere eder,
anlamlar üzerine konuşurlar. Yoruma gelince çok alternatifler söylenebilir. Ama burada bir namazın açıkça zikredildiği ya da bir nesih yok. Yani bir kısmını kitabın nesetti diyeceği başlıkta yer alan bir ifadeyi görmek çok zordur. Şimdi İmam Şafii'nin görüşüne geliyoruz. Fakane beyinen fi kitabillahi, Allah'ın kitabında açıkça neshu, bakın nes edildiğini göreceğimiz bir ifade var diyor. Ne kıyamilleyl, bütün geceyi, gecenin tamamını, yarısı, %50'si, ve nuksan minen nısf, yani yarıdan 50, %40, ziyade aleyhi %60. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kullarına yüklediği geceyi ihya ayetten çıkarılan anlamlar. Tamamı %100. %100'ünü uyanık geçireceksiniz. %50 de olur, %40 da olur, %60 da olur. Durumunuza göre şeklinde ifadelendireceğimiz bu ifadeler bir kavlillahi, Allahu Teala'nın fakra umataya sara minhu, kolayınıza geleni okuyun. Fakrahu. Burada niye bunlar ilişkilendirdi? Fakrahu yapın, uygulayın, yerine getirin anlamı da vermiş muhtemelen İmam Şafii. Yani bu gece-i ihyanın miktarlarını kendi durumunuza göre ayarlayabilirsiniz demektir. Öyle olur, böyle olur ama geceyi ihya edin. Gecenizi mutlaka bir bölümünü ihya edin demektir. Bu son derece önemli gerçekten. Ama dediğim gibi burada bir namaz yok. Kıraat de bunu Kur'an kıraati olarak aldığımızda da kıraat de sadece namazda gerçekleşen bir olgu değil. Yani Müslümanların tarihinde Kur'an kıraati sadece namazda gerçekleşen ve yerine getirilen bir durum değil. Bundan hareketle buradan bir namaz çıkarmak efendim zordur. Zaten aşağıda da ulemanın bu fakra umataya sere minhu ayetinin, Allahu Teala'nın bu kavlinin fahtemele ma'neyeyn, iki anlama gelme ihtimalinden söz ediyor. Ahaduhuma, bu anlamlardan biri şudur: en yekune fardan sabiten. Bu farz bir sabit bir farzdır. Bu Kur'an tilaveti, Kur'an'ı özümseye özümseye, reddilil Kur'an'ı tertile var ya, o reddilil Kur'an'ı tertile hazmederek okumak ya sabit bir farzdır. Li'ennehu, çünkü sabit bir farz olunca, üzile bihi, bu sabit farzla, farzun gayruhu, diğer bir farz izale edilir, yani nesh edilir, kaldırılır demektir bu izale, nesh edilir. Yani sabit bir farz olarak anlarsak bu şu demektir: diğer sabit olmayanlar, sabit olmayan değişkenler, onlar neshedilmiş olur. Dolayısıyla bu bir yine nesih gösterir. Velahar, ikinci anlam, iki anlamdan ikincisi: en yekuna fardan mensuhen, bu fakra utaya sarı minhu minel Kur'an ayeti mensuh bir ayet olabilir. O zaman da üzüyle bir gayrihi, ne ile nesedildiği, nesedilecek bir ayet lazım olur. Kema üzüyle bihi gayruhu, nasıl ki kendisi sabit olduğunda kendisi dışındaki bir şey onunla nes oluyorsa affedersiniz efendim kendisi nasıl ki sabit olduğunda kendisi dışındaki değişkenler kendisiyle nes oluyorsa, kendisi mensuh olduğunda da o zaman kendisi dışında bir şeyle nesh olması lazım.
Bu nedir? İşte bu. Ve zalike li Teala. Çok özür dilerim. Sesimi bir düzelteyim, ara vereceğim. Süre ders yapmayınca ses tellerim tembelleşiyor ve böyle yapıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi burada bir ayet-i kerimeye gireceğiz. Onu da üzerinde duracağız birazdan. İsra suresinde bu ayet-i kerime. İşte burada Cenab-ı Hak diyor bu ayetleri ve bu ayetlerin hem Hazreti Peygamber'e hem onun ümmetine yüklemiş olduğu sorumlulukları tahfif eden bir nesih söz konusudur burada diyor. Peki. Ve zâlike li kavlillâhi teâlâ. Allahu Teala'nın bu sözü için de aynı şey geçerlidir. Bu kalemimizin rengini biraz değişelim müsaadenizle. Aynı şey bunun için de geçerlidir. Nedir bu aynı şey? وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Tabi bu ayet-i kerimenin geleneğimizde teheccüd peygambere işte farz olduğu vesaire şeklinde ümmetine nafile, peygambere de nafile miydi, farz mıydı tartışıldı. Teheccüd namazı olarak anladığımız ibare, ayet. Bunu konuşacağız. Fahtemele kavluhu minelleyli feteheccet bihi nafiletellek. Bu ifadenin Cenab-ı Hakk'ın kastı muhtemeldir ki en yeteheccede bi gayrillezî furide aleyhi. Kendisine farz kılınan, kendisine farz kılınan gece ibadetlerinin dışında mimma teyassara minhu, Resulullah'a ağır gelmeyecek şekilde kolay bir biçimde icra edecek surette bir özel bir sorumluluk olarak algılanmış. İmam Şafii de onu söylüyor. Ona farz olarak yüklenmiş olan değil de onun dışında yine onu zorlamayacak bir nafileten diyor çünkü. Nafile olarak fazladan olarak ziyade böyle bir şey yap diyor. Ve biz bunu genelde teheccüd namazı olarak anlarız. Üzerinde duracağım. Teheccüd namazı. Ve en önemli hususta hiç kuşkusuz şu ifade. Makamı Mahmud. Makamen Mahmuden. Peygamberin büyük şefaat hakkı olarak yorumlanan rivayetlerde içeriği ilgili ilgisiz birçok şeyle doldurulan maalesef önemli hatalı ve yanlış anladığımız Kur'an ayetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Sebebi ne? Şimdi işte bizim çağdaş dönemde Kur'an yorumu, Kur'an anlaşılması konusu söz konusu olduğunda çağdaş Müslüman ulemanın eskileri geleneksel ulemayı eleştirirken kullandıkları önemli bir tabir vardır. Atomcu yaklaşım. Yani ayetlere parçacı yaklaşım. Ayetleri dahil oldukları bütünlüğün içinden çıkararak müstakillen ayrı bir şeymiş gibi algılama problemidir ki biz bunu belagat derslerimizde dil felsefesine başladık. Orada çok konuşacağız inşallah. Sanırım bu konuştuklarımın da orada daha anlaşılır hale geleceğini umut ediyorum. Eğer onları da eğer izliyorsanız tabii bazen derslerimin Risale izleyenler onu izlemeyebiliyor.
Onları izleyenler her Risale izleyemeyebiliyor. Ama ben her dersi herkesin izlediğini varsayarak işliyorum ki bütün derslerimi birlikte izleyen, pardon, bilgisayarın fişini takacağım efendim. Bütün derslerimi birlikte izleyen izleyicilerimin ve öğrencilerimin konuyu daha iyi anlamaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle bu ayeti kerimenin İsra suresinde 'yerini görelim. Buradan şimdi müsaadenizle paylaşıyorum. Ekrana taşımam gerekiyor. Evet. Muallerine de sonra bakarız. Görüleceği üzere efendim 70, bakın, 8. ayet. Pardon, 79. ayet. Ve minel leyli feteheccet bih. Burada geceleyin uyanıp yalnız sana mahsus olarak fazladan namaz kıl. Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maali, otomatik olarak çıkan maal. Bu bizim Er-Risale'de okuduğumuz ayete Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği anlam. Geceleyin uyanıp yalnız sana mahsus olarak fazladan namaz kıl. Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir. Bu belki de asaya verilen anlam. Daha önce de eleştirmiştim. Bu zaten Türkçesinin bozuk olduğundan anlıyorsunuz. Mealin düzgün, doğru olmadığı belli. Türkçesi de düzgün değil. Genellikle hemen hemen hepsi böyle de ayetlere verilen manalar, maalesef üzgünüm. Böyle değil zaten, birazdan anlamının üzerinde duracağız. Şimdi bir önceki ayete bağlayalım. Bu teheccüd namazı diye verdiği mal şeyin. Bakın. Ekimissalate li duluki şemsi ila gasakil leyl ve Kur'an el fecr. İnne Kur'an el fecr kâne meşhuda. Bu da bir önceki ayet. İlişkilendirmemiz gerekiyor çünkü. Güneşin batıya yönelmesinden, bu duluki şems güneşin batma anıdır. Gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Yani gecenin iyice, o akşam iftar vaktimiz var ya, işte o tamamen yatsı namazına geçiştir. Gecenin tam karanlığının yoğunlaşması zamanıdır. Namaz kıl. O aradır. Bir süredir. Sabah vakti de namaz kıl anlamı vermiş. Ve Kur'an el fecre. Kur'an el fecre sabah namazının anlamı vermiş. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazına melekler şahit olur. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda, ya da sabah namazına meleklerin şahit olması anlamını vermiş ki bunların hiçbirisi doğru değil. Yani ne Kur'an el fecri sabah namazıdır, ne de Kur'an el fecri kâne meşhuda melekler şahit olurdur. Bunların hepsi Kur'an'ın, ayetin anlamını tahriftir. Evet, hani diyoruz ya, işte Tevrat tahrif olmuş da İncil tahrif olmuş da Allah Kur'an'ı korumuş. Hani nasıl korumuş, bak buyur mahallere. Mahallere bir bakın. Allah'tan evet, şu okuduğumuz aslı Mushaf çok şükür korunmuş. Yüce Mevla'ya sonsuz şükürler olsun. Mal bizi bağlamıyor. Çünkü mali vereni bağlar. Dolayısıyla bunlar hiç sağlıklı ifadeler değil. Birazdan üzerinde duracağız. Peki şimdi ayetin daha başına geçelim. En başına 76. ayete bakalım. 76. ayetten devam edelim. En başa bakalım. Bakın şimdi mal vermişler yine, bakın görüyorsunuz.
memleketinden çıkarmak için seni neredeyse zorlayacaklardı. O takdirde senin ardından onlar da pek fazla kalabilirlerdi. Pek az kalabilirlerdi diyor. Ve devam ediyor. Neyse. Şimdi konu efendim hicretle ilgili. Hazreti Peygamber artık Mekke'yi bırakıp Medine'ye geçmek üzere. Zaten İsra suresinin nüzul dönemi de rivayetlere baktığımızda tam anlamıyla hicrete çok yakın bir süreçtir. Yani hicretin gerçekleştiği aylar, haftalar diyebiliriz bir kısmı itibariyle en azından. Onun için de burada ayette ve in kadu leyestefizzuneke minel ardı liyuhricuke minha ve izen la yelbethune hilafeke illa kalila. Eğer kabileciliğin o sosyal yapıda biz bunu Cabir derslerinde çok konuştuk. Önlerinde bir engel olmasaydı kabile senin mensup bulunduğun Haşimi kabilesini Haşimileri yok sayamıyor Kureyş. Senin etrafında Allah öyle bir kabile duvarı ördü. Eğer o olmasa seni sürüye sürüye zorla Mekke'nin dışına atacaklar. Peki atarlarsa onlar seni Mekke'den çıkarıp kovar. Seni Mekke dışına atarlarsa orada huzur içinde kalacaklarını mı sanıyorlar? Allah onlara orayı senden sonra dar eder. Orada kalamazlar. Neden? Sünnete men kadersel na kableke min rusulina. Çünkü bizim senden önce gönderdiğimiz tüm elçilerimizde bizim sünnetimiz değişmez, sabit sünnetimiz. Ve la tecidilü sünnetina tebdila. Bizim sünnetimiz değişmez. Allah benim İlkem, tavrım değişmez diyor. Biz böyle yaptık. Peygamberini dinlemeyen ve onu yerinden yurdundan edenleri biz de yerlerinden yurtlarından ettik. Şimdi seni yurtlarından yurdundan çıkarmak istiyorlar ama bunu yapamayacaklar. Sen kendin çıkacaksın. Onun için buradaki şimdi okuyacağımız 78-79. Ayetler de yine hicretle ilgilidir. Namazla değil doğrudan. Şimdi ekimi salate liduluki şemsi ila gasakil leyl. Yani bu bir akşam namaz süresi işte. Oradan oraya kadar namaz kıl. Bu süre nereden baksam bir saate yakındır. Bir saat namaz mı kıl diyor şimdi burada. Ya da bu süre içerisinde herhangi bir yerde mi namaz kıl diyor. Bunu böyle anlam verebilir miyiz? Metin buna müsait mi? Hayır. Peki ve Kur'an el fecir. Bakın bu vav, bunu işaretleyemiyoruz kusura bakmayın. Üzerinde bu metnin tasarrufta bulunamıyorum. Kalemle gösteremiyorum. Ama ayet okuyorum görüyorsunuz. Bu vav atıf değil. Yani ilahiye atıf olsa, liduluki şemse atıf olsa, Kur'ani olur. Kur'ani olur. Çünkü harfi cerlere atıf yapmamız gerekir. İlâ gasakil leyl, harfi cerle mecrur olduğundan ve Kur'anil fecri okumamız gerekir. Kur'an'e değil ama genel sünni okuyuş Kur'an'edir. Alternatifleri müzakere edilmeye açık olmak üzere ve Kur'anil fecri okumak daha uygundur diye düşünüyorum ibare bakımından. Ama vav-ı istinafiye olarak bir başlangıç, yeni bir cümle vav-ı nokta güneşin batma zamanından gecenin iyice kararacağı zaman aralığında namaz kıl anlamı verelim şimdilik. Namaz kıl nokta ve yeni bir cümle. Kur'an el fecri mensup okuyabiliriz. Mahsuf bir emirden, ekimden ya da takdir ederiz bir emir. Sabah okuyuşunu da ihmal etme. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Çünkü
yalın Türkçesiyle baktığımız zaman lafızların anlamını versek, ki ben öyle anlam vermeyeceğim birazdan. Bu sabah okuması bizde görünür olmak bakımından, bizde ortaya çıkarmasını gereken şeyleri zuhur ettirmesi bakımından önemlidir gibi bir ifade. Bunları benim anlamlarım olarak kabul etmeyin lütfen. İzaha çalışıyorum. Asıl anlamı ayetlerin bütünlüğü içinde az sonra vermeye çalışacağım. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Bu bihideki huve leyler ağacı. Teheccüd sözcüğü efendim Arapçada sülasisi hecede birinci baptan hecede yehcudu vücut mastarı tefeul babında gece uyanık kalmak, geceyi uykusuz geçirmektir. Bihi nafileten lek. Teheccüd namazı falan değil. Zaten teheccüde sözcüğünün Arap'ın dilini konuşuyor. Bu Araplara inmiş ilk muhataplar teheccüden teheccüd namazı diye bir şey anlamaları söz konusu değil. Çünkü kelimenin etimolojisinde hiç namazla ilgili bir şey yok. Gece uykusuz kalmaktır. Arap bu kelimeyi kullanıyor. Hecedeyi, vücudu, teheccüdü. Ama gece uyanık kalmak, uyuyamamak olarak kullanıyor. Gece namazı diye değil. Nafile telleke gelince burada yukarıya baktığımız zaman dikkat buyurunuz çizemiyorum elimde alışmış hemen gitti çizmek için. Nafile tellek yukarıdaki güneş batımından gece kararmasına kadar sabahın aydınlığı fecir söz ediliyor. Bir de gecenin tümünden bahsediliyor. Feteheccet bir bütün bir geceyi uyanık geçir. Niye? Asa belki diye anlam veriyorlar ya bakın belki. En beni rahatsız eden de bu belki. Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir diye anlam vermişler. Belki. Bu asa belki falan değil efendim. Asa daha önce de konuştuk bunu. Dil derslerimizde de konuşacağız. Asa çok olumlu bir ifadedir. Olumlu bir ifadedir. Türkçede de o olumluluğu katarak anlam vermemiz lazım. Makamı Mahmud da şefaat makamı peygambere mahsus hiçbir peygamberin erişemediği bir yücelik makamı değil. Medine'dir. Makamı Mahmud Medine'dir. Hicretten söz ediyor dedik ya. Allah seni sağ salim Medine'ye eriştirecektir diyor. Şimdi bu makamı Mahmud'u yukarı sayfanın başındaki seni ellerinden gelse sürüye sürüye Mekke'nin dışına atacaklar ayetinden Allah seni sağ salim Medine'ye ulaştıracaklar. Makamı Mahmud Medine'dir. Mahmud. Hoşnut olunan, arzulanan, varılmak istenilen, vuslat, peygamberin gitmek istediği bir an önce can attığı, müminlerin daha önceden gidip yerleştiği, peygamber ne zaman gelecek diye yollarını gözledikleri yerden söz ediyoruz. Medine'dir makamı Mahmud. Böyle falan yerde bir makam filan efendim Miraç makamıydı, yok şefaat makamıydı şeklindeki rivayetlere falan itibar etmek ayetin bağlamını, anlamını bozmak demektir. Seni Allah Medine'ye eriştirecek. Neden? Bakın devamı, hemen devamını okuyalım. Allah seni o arzuladığın huzurlu mekana eriştirecektir sağ salim. Sağ salim. Bunun için şöyle dua et. Kul de ki Rabbi edhilni mudhale sıdkın. Bu da mudhale değil. Madhale okunmalı bence. Kıraat olarak. Ve ahricni muhraca değil. Mahraca sıdkın. Ve cealli min ledimke sultanen nasira. Bakın. Bana nezdinden bir hakimiyet, bir sultan egemenlik ve bir zafer
bir destek lütfet diyor peygamber. Ve de ki ca'el hak ve zehakal batıl. İşte hak geldi, batıl zahil oldu. Bunların hepsi hicreti anlatan ayetler. Niye? De ki Rabbim edhilni, beni çıkar. Pardon, beni eriştir, edhilni, ulaştır. Mudhale sıdkın, hadi yaygın okuyuşla okuyalım. Güven yerine. Ve ahricni muhraca sıdk, güvenlice çıkacağım yerden çıkıp emniyetle güvenlice varacağım yere vardır diye dua et ve benden bir egemenlik, bir hakimiyet, bir yardım, bir destek talep et diyor Allah peygamberine. Bunun öyle bir özel teheccüd namazı falanla filanla ilişkilendirmek doğru değil. Peygamberiyle Allah'ın arasında, dikkat buyurunuz, muhtemelen şifreli bir metin olma ihtimaliyle bu ifadeler, peygambere hicrete nasıl hazırlanacağını, gecenin hangi zamanında Mekke'yi terk edeceğini, bütün bir geceyi değerlendirmesini, biraz fazla olacak ama nafileten, sana biraz ağır gelebilir bütün bir gece yol yürümek, gecenin karanlığında Mekke'yi terk etmek sıkıntılı olabilir ama seni Rabbin hoşnut olacağın yere, Medine'ye ulaştırması için bu gereklidir. Gece de uykusuz kal. Tüm geceyi Rabbine sığınarak, akımı salah, Rabbine dua ederek, Rabbine teveccüh ederek, ki salah kelimesinin özgün anlamı budur, sen Mekke'den Medine'ye yola çık demektir. Bunun teheccüd namazıyla falan filan doğrudan hiçbir alakası yok. Zaten de o anlamı çıkarmak zordur. Onun için de işte Kur'an-ı Fecr sabah namazı okuyuşu yok, bilmem ne değil. Diyor ki inne Kur'an-ı Fecr kâne meşhuda. Eğer sen Mekke'yi terki sabaha bırakırsan görünürsün diyor. İnne Kur'an-ı Fecr kâne meşhuda budur. Yoksa sabah namazında okuduğunuzu melekler duyar görür diye değil. Ya Allah'tan korkalım. Bu manayı veriyoruz da sabah okuyuşumuzu melekler duyuyor görüyor da akşamı görmüyor mu? İkindiyi görmüyor mu? Öğleyi görmüyor mu? Kör mü oluyorlar? Öğle ve akşam yatsı olunca gözleri kör mü oluyor? Perde mi iniyor? Ne oluyor? Bir şey mana veriyor, söylüyoruz da acaba ne söylediğimizin farkında mıyız? Bu bir hicret yolculuk stratejisi. Allah ona bir strateji indiriyor. Tam anlamıyla bir hicret stratejisidir bu. Bütün bir geceyi değerlendir diyor. Ve nitekim öyle oldu mu? Evet. Uygulamaya bakalım. Hicret işte benim çok değerli bir öğrencim. Fuat İstemi Hoca doktorasında hicreti çalıştı. Ankara Okulu yayınlarında da yayınlandı. Bakmanızı tavsiye ederim. Geceyi nasıl değerlendiriyor? Hazreti Ebubekir'le nasıl buluşuyor? Rehberle nasıl bir araya geliyorlar? Hangi yoldan nasıl gece gidiyor? Geceyi bütünüyle nasıl değerlendiriyorlar? Bu İsra suresindeki ayetlerin nasıl hakkını veriyorlar? Orada görmek mümkündür. Onun için bunun, buranın hiç namaz da o teheccüd de nafileydi, farzdı, peygambere özeldi vesaireyle efendim bir doğrudan alakası yok. Bunu müzakerelerinizi arz ediyorum. Üzerinde imali fikretmenizi ve bu konuya bir de benim baktığım pencereden bakmanızı istirham ediyorum bu vesileyle. Şimdi buradan yine teheccüde o peygambere has olarak kabul edilen ayete dönecek olursak, fekânel vacibu, burada vacip olan şey neymiş? Talebel istidlal bis sünne. Şimdi buradaki görevimiz nedir bizim? Sünnetle istidlal. Ala ahadil maneyn. Bu iki anlamdan birisinde
Sünnetle istidlal yapacağız. Fevecedna sünnet Resulillah. Çünkü biz Allah Resulü'nün sünnetinde buluyoruz. Neyi? Tedullu ala ella vacibe minessalati illel hams. Çünkü biz Hazreti Peygamber'in sünnetinde neye bir delalet buluyoruz? Ella vacibe minessalah. Farz olanın sadece illel hams beş vakit olduğuna ilişkin bir delil buluyoruz. Sünnetteki deliline istidlal bir sünne beş vakit namazdır. Diğerine bir delil yok. O halde onu nereden bulduk diyor efendim İmam Şafii ayette. Peki bulduklarını ne kadar ilgisi olduğunu konuştuk. Fesırna ila ennel vacibel hams beş vaktin farz oluşuna ilişkin bu sünnetten delile baktığımızda ve enne ma sivaha min vacibin bu beş vakitin dışındakilerden farz olan mines salati kabileha bu beş vakitten önce olarak farz olan mensuhun biha yine Hazreti Peygamber'in sünnetiyle nesh olmuştur. Ayette değil bakın. Mensuhin biha bis sünne. Çünkü İmam Şafii'nin hassasiyetini biliyoruz. Sünneti sünnet nesh ediyor. Ayeti ayet. O halde Peygamber'in beş vakit namazın dışında daha önceden ümmetiyle birlikte farz gibi yerine getirdikleri ibadetleri, namazları beş vakitle ne olmuştur? Nesh olmuştur. Bunu da sünnet yapmıştır. İstidlalen bi kavlihi teala bunu peygamber neyle istidlal etmiş? Feteheccet bihi nafileten leke. Efendim bunun takdirini size bırakıyorum. Feteheccet bihi nafileten lek sana nafile olmak üzere teheccüd namazı kıl. Bu ifadeden 3 rekat, 5 rekat, 10 rekat, 12 rekat neyse 2 rekat, 4 rekat, 8 rekat rivayetlerde farklı farklı. Teheccüd namazı çıkmaz. Teheccüd bihi gecenin bu bihideki huve leyler ağacı. Ve minen leyli feteheccüd bihi. Efendim ibare böyle. Efendim kusura bakmayın. İnternetim gitti. Tekrar bağlandım. Döndük. Dersi ben inşallah birleştirecek yayına koyacağız. Dersten biraz kopmuş gibi oldum ama müsaadenizle metni bağlayalım. Oradan devam edeceğiz inşallah. Evet. Bu metnimiz bizim Kur'an ayetleri metnimizde Şafii Rahimahullah'ın Risalesine tekrar dönelim. Evet. Peygamberin sünnetiyle beş vakit namazdan önceki farzların nesh Feteheccet bihi nafileter leke ayetiyle istidlal ettiğini ve ennaha nasihatun li kıyamil leyl ve nisfihi ve sulusihi ve ma tayassar. Bu ayetlerin gecenin tamamını, yarısını vesairesini, üçte birini ihyayı emreden gece ibadetlerini nesh söylüyor İmam Şafii. İyi de az önce de söylemeye çalıştığım gibi feteheccet bihi tam onu söylüyorduk kesinti oldu. Ve minel leyli ve minel leyli feteheccet bihi hani mini bazı yedir bir kısmını gecenin diye
söylenebilir. Ben öyle anlamıyorum. Öyle anlaşılırsa eğer min burada o minel leyli bazı ifade eder denebilir. O minin önemli manalarından biridir. Böyle denebilir. O zaman da kıyam-ül leyl nısfehu sülüsehu'dan ne farkı kalacak yani? Ne türlü bir gecenin nasıl bir taksimi ki daha önceki taksimi nesedecek bir anlamı olsun. Onun için az evvel söylemeye çalıştığım üzere efendim bu ayet-i kerimenin bir hicret stratejisi olduğunu, Hazreti Peygamber'e adeta şifreli bir biçimde Mekke'den nasıl ayrılması gerektiğini ve geceyi nasıl değerlendirmesinin elzem olduğunun altını çizen sabaha kalırsa görüneceğini ve Kur'an-ı Fecr kâne meşhuda sabaha kalırsan görünürsün demektir bu. Seni görürler. Gündüz gidemezsin. Gece gitmen lazım ki en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda. Rabbin seni hoşnut olacağın yere ulaştırsın. Gece çıkıyorlar demektir. Şimdi diyor ki velesna nuhibbu li ahadin terke en yeteheccede bima yessarahu Allahu aleyhi min kitabihi musalliyen bihi ve keyfe ma ektara fehuve ahabbu ileyna. Biz Allah'ın herhangi bir kuluna geceyi ona kolay gelecek biçimde zorlanmayacağı şekilde ihya etmesi hususunu sevmiyor değiliz. Herkes için bu geçerlidir. Sadece peygambere mahsus değil. Bunu kabul ederiz. Bundan daha fazla olursa yani şu kadar yeterli kifayet ederden daha fazla olursa ektar fehuve habbu ileyna bizim daha çok hoşumuza gider. Çünkü ibadetin elbette ihlasla yapılan fazlası az olana müreccahtır diyor İmam Şafii Rahimahullah haklı olarak. Şimdi burada beş vakit namazla ilgili bir rivayet okuyacağız. O rivayet üzerinde biraz duracağım. Bazı temel usul meselelerine değineceğim. Dersimin sonuna doğru onunla inşallah bitirmeye çalışacağım. Şimdi Akbarana Malik, çünkü kendisi bu İmam Malik'tir. İmam Malik'in öğrencisi biliyorsunuz. Akbarana Malik. An ammihi Ebu Süheyl, amcası Ebu Süheyl ibni Malik'ten. An ebihi, o da babasından. Yani Süheyl'den bir ne yapıyor? Rivayet naklediyor. Gördüğünüz üzere İmam Şafii döneminde de İmam Şafii'den 3 asır sonra da 5. asra kadar İslam ümmetinde kitaba atıf yoktur. Rivayet verilir. Rivayet naklediyor. Bakın. Ahbarana Malik anemmiye. Ahbarana an Malik diyor. Muvatta'da şu rivayet geçiyor demiyor. Muvatta esere atıf yoktur. Rivayet naklediliyor. 5. asra kadar da böyledir. Ennehu semi'a Talhat ibn Ubeydullah, Talha ibn Ubeydullah'tan şöyle dediğini işitmiş. Ca'a Arabiyyun min ehli Necd'in thâirar-ra's. Necd, taşra, çöl demek. Çölden, taşradan bir Arabi. Bu da bedevi demektir. Yani şehirli değil, köylü, taşralı bir bedevi. Sairar-re's, saçı başı dağınık, toz duman içerisinde geldi. Nesma'u deviye savtihi. Homurtularını, deviye savtihi, anlaşılmaz ses, mırıldı, homurtu seslerini işitiyordum. Bir şeyler mırıldana mırıldana geliyordu. Ve la nefkahu ma yakul. Ne dediğini anlayamayacağımız deviye savtihi. Homurtu, mırıltı vesaire şeklinde sesler çıkararak geldi. Hatta dena, iyice bize yaklaştı. Fe izâ huve yes'elu anil İslam.
Hazreti Peygamber'e de yönelik gelip işte İslam'ın ne olduğunu anlamaya çalışan ve İslam hakkında sorular sormaya çalışan böyle bir bedevi, ne dediği de tabi anlaşılmayan biri geldi. Fekalen nebiyyü. Çok özür dilerim efendim ya. Hep beraber sağlıklı, afiyetle birlikte yaşayalım inşallah. Bizim Diyarbakır bu taraflarda şahidi de geldi derler. Böyle aksırınca bir şey anlatırken, ama o da onun doğruluğuna bir delil gibi kabul edilir. Tabii bizim bu okuduğumuz metin ya da içerikle bir ilgisi yok, ama böyle bir espri vardır. İslam'ı soruyordu, yani İslam'ı öğrenmek istiyordu. Allah Resulü buyurdu ki Kalen Nebiyyü Hamsu salavatin fil yevm vel leyl. Tabii metnin terkibindeki sorunlara ayrıca terkibi sorun. Bunun uzun versiyonları da var. Bu rivayetin çok versiyonları var. Uzun, kısa. İmam Malik'ten İmam Şafii bunu meramını anlatmaya yeterli olduğu için bu metni tercih etmiş. Yoksa bu metnin terkip ve dizayn açısından daha tafsilatlı, tasviri daha iyi olan çok versiyonları var rivayetlerde. Ben bu metinleri de öğrencilere örgün eğitimde çok okuttum. Yani bu metinleri çok okuduk. Gece ve gündüzde 5 vakit namazdır dedi Allah Resulü. İslam ne diye sormuş. Gece ve gündüzde 5 vakit namaz kılacaksın demiş. Hel aleyye gayruha, başka var mı? Bunun dışında başka bir şey. Kale la, yok demiş peygamber. İlla en tatavva, tatavva bakın. Tatavu nafile. Nafile olarak eklemek istersen sen bilirsin. Yoksa farz bunlar. Kale ve zekara, bu ravinin sözü kale. Ve zekara lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyame şehri Ramazan. Ona Ramazan orucundan da bahsetti. Adam dedi ki fekale hel aleyye gayruhu. Bu bir ay Ramazan dışında başka bir oruç sorumluluğum var mı? Kale la illa tatavva. Hayır, başka yok dedi. İslam'ı öğreniyor bakın. Edbara raca'a. Geldiği yere geri dönmek, gitmek demektir. Adam geldiği gibi gitti. Ve şöyle diyordu giderken de. Kalkıp geldiği yere doğru giderken. La ezidu ala hada ve la enkusu minhu. Bu senin söylediğinle ne fazla yaparım ne eksik yaparım. Bana söyledin 5 vakit namaz kılarım. Ne fazla ne eksik. Bir ay Ramazan orucu tutarım. Ne fazla ne eksik. Allah Resulü buyurdu ki eflaha in sadaka. Sözünü tutarsa bu onun kurtuluşuna yeter buyurdu. E iki şey var. Namaz, oruç. Başka bir şey yok bak. Başka bir şey yok. Metin açısından baktığımız zaman. Şimdi şunu da okuyalım. Genel değerlendirme yapacağım. Bu bapta kalacağız zaten burada. Varavahu Ubade bin Samit anin nebi ennehu kale. Bu konuda Ubade bin Samit de Hazreti Peygamber'den şu rivayeti naklediyor. Hamsu isnadı bu yukarıdaki şeye bağlı olarak, konuya bağlı olarak 5 vakit namazla ilgili Ubade bin Samit naklediyor. Hamsu salavatin ketebehunna Allahu ala halkihi, Allah'ın kullarına farz kıldığı 5 vakit namaz. Femen ca'e bihinne lem yudayyi' minhunne şey'en istihfafen bihakkihinne. Hakkıyla hafife almadan hakkını vere vere kim bu 5 vakit namazı ihmal etmeksizin kılarak Allah'ın huzuruna gelirse
Kâne lehu indallâhi ahden. Allah'ın katında onun için bir söz var. Allah bir söz verdi bu 5 vakit namazı. Hakkıyla yerine getirenler için. En yudhilehu el cenne. Bu ahd nedir? Ahdin tefsiridir. Öyle bir kulunu cennete koymaya dair Allah'ın bir ahdi, bir sözü var, buyuruyor Allah Resulü. Böyle bir rivayeti de nakletmiş oldu İmam Şafii Rahimullah bize. Şimdi konuya gelecek olursak, müsaadenizle tahtamıza dönelim. Bugün Er Risale okumaları 25.sindeyiz ve Nisan 2024'teyiz. Nesih konusuna devam ediyoruz. Şimdi bugünkü nesih konusunda tam olarak biz ne okuduk? Nesih konusunda bir, 5 vakit farz namaz, öncesindeki farz namazlar. Bunları okuduk. Peki İmam Şafii daha sonraki gelecek bab başlıklarında da biraz okuyacağız. Konu devam ediyor zaten. İmam Şafii bize 5 vakit namazın farziyetine ilişkin İmam Malik'ten naklettiği bir rivayetten söz etti sadece. Bir de Ubade bin Samit rivayetinden, ki çok fazla rivayetler var. Kur'an'dan bahsetmedi. Onun için şöyle bir notlar yazalım. Sonuç, dersin sonucu. Sonuç notları. 1. 5 vakit namaz Kur'an'dan çıkarılamaz. Kur'an'da 5 vakit namazla ilişkilendireceğiniz o işte tarafeyn nahardır, salat-ı vustadır, işte Kur'anel fecirdir, bilmem nedir. Efendim bunların hepsi zorlamadır. Gerek yok. Kur'an'da 5 vakit namaz, sabah namazı, öğlen, ikindin, akşam, yatsı, vitir, teheccüd. Cenab-ı Hak bunları söylemeyi haşa bilmiyor mu ya? Salatul fecr, salatul zuhur, Salatul asr, salatul maghrib, salatul aşa. Bunları Cenab-ı Hak söylemeyi bilmiyor mu? Ekimus salate var da bunlar niye yok? Zikretmiyor Cenab-ı Hak. Niye? İmam Şafii Rahimahullah ne güzel söyledi. Çünkü Allah kullarını mükellef tutarken burada usul bakımından bir açık bir nas olarak kitabında zikredip emrettikleri var. Bir de mücmel olarak zikredip tafsilatını peygamberine bıraktığı var. İşte bu 5 vakit farz içeriğiyle, rekatıyla vesairesiyle sünnet olarak sabit olmuştur. Ve Hazreti Peygamber'in sünneti itibariyle farzdır. İlla bunların Kur'an'da zikri geçmesi gerekmiyor. Geçtiği kadar bizi bağlayıcıdır. Onun için birilerinin çıkıp da bunlar Kur'an'da 5 vakit namaz yok, bu sonradan şöyle oldu, böyle oldu falan, böyle ucuz, ilmi bir kıymeti olmayan, değersiz şeylere itibar etmenizi beklemem şahsen. Gerek yok, muhatap olmaya bile değmez bu tür bir yaklaşım. Çünkü İslam dininin efendim, pardon efendim, şöyle şunu. İslam dininin Müslümanlara yüklediği mükellefiyetleri sadece Kur'an'la sabit olmuyor biliyorsunuz. Onlarca ders yaptık ve bunları konuştuk. Hazreti Peygamber'in rolünü, konumunu, İmam Şafii Rahimahullah'ın bu mevzudaki hassasiyetlerini konuştuk. Dolayısıyla burada ilmi manada bir mevzu konuşacaksak, usulî manada böyledir. Ha, geleneğimizde
özellikle son birkaç yüzyıl içerisinde Kur'aniyun diye Hint alt kıtasında ilk ortaya çıkışları itibariyle daha sonra Mısır'a ve geç de olsa Türkiye'ye gelen İslam Kur'an'dan ibarettir. Sünneti, hadisi bütünüyle reddediyoruz. Bunlar güvenilmezdir. Kur'an ne diyorsa odur diyorsa birisi, o zaman onun söylediği eyvallah, tamam, Kur'an'da 5 vakit sabahtır, öğlendir, ikindindir, 3 rekat, 5 rekat, 4 rekat diye bir namaz yok. Tamam, yok, eyvallah. Peki Kur'an İslam'dan ibarettir argümanı, önermesi savunulabilir, doğru, ilmi, anlamlı bir önerme midir? Şiddetle reddederek söylüyorum. Hayır efendim. Böyle bir önerme kurulamaz. Hiçbir kıymeti ilmiyesi yoktur. İslam, Hazreti Peygamber'le birlikte vahiydir. Hazreti Peygamber burada olmak zorundadır. Kavliyle, hadisleriyle, sünnetiyle, duruşuyla, tavrıyla, örnekliğiyle yer almak zorundadır. Bunun dışında bir İslam algısı her türlü çarpıtmaya, istismara açık bir algı olur ve bu savunulamazdır. Şimdi onun için zorlamaya gerek yok. İmam Şafii Rahimeullah da dikkat ederseniz oraya hiç girmedi. 5 vakit namazı Kur'an'la temellendirmedi. Hadis rivayet nakletti. Bir de bu rivayete ihtiyaç yok zaten. Neden? Hazreti Peygamber'den kesintisiz olarak bu 5 vakit namaz Medine-i Münevvere'den nesilden nesile ezanlarıyla, ifa ediliş biçimiyle, kılınışıyla tevatüren sünnet olarak geliyor. Bunlar, bu rivayetler teberrüken zikredilir. Yani İmam Şafii de teberrüken bir iki hadis zikretmiş oldu. Yoksa onunla istidlal etmek için değil. Yani bu hadis mesela, biz kesintisiz mütevatir bir sünnetle 5 vakit namazın bilgisine sahip olmasak, bu bedeviyle ilgili nakledilen hadisten itibaren hareketle 5 vakit namazın farziyeti falan çıkmaz. Ben de 5 vakit namaz falan kılmanız zorunludur demem. Çıkmaz bu ibareden çünkü böyle bir şey. İmam Şafii de onu biliyor zaten. Teberrüken zikrediyor. Çünkü bunlar haber-i vahittir. Ama haber-i vahidin muhtevası, haber-i vahidin içeriği sünnet-i mütevatirde varsa haber-i vahid artık zayıf bir hadis olmaktan çıkar. Mütevatir sünnetle örtüşen içeriği bakımından mütevatir gibi muamele görür. Hadis usulü dersleri yapıyoruz. Onun için benim öğrencilerime en çok öğretmek istediğim şey derslerde bu olurdu hep. Yani haberi vahitlerin içerikleri sünnet-i mütevatirle sabittir. Bizim kaynaklarımızda haberi vahit olarak yazıya geçmiş olan rivayetlerin içerik ve muhtevaları sünnet-i mütevatirle sabit olduklarında bunlar delil olarak mütevatirmiş gibi kabul edilir. Çünkü içerikleri mütevatir sünnette var. Olmazsa sıkıntıdır. Şimdi konumuza dönelim. Böyle bir durum yok. Ama peki nesih dediğimiz şey var mı burada? Nesih iki. Nesih de yok. Çünkü İmam Şafii Rahimeullah nesih olarak gördüğü şeyler nesih değil. Öyle gecenin ihyası namaz değil. Gecenin ihyasının hafifletilmesi de nesih değil. Çünkü sorumlulukların şartlar ve koşullara göre değişilmesinin nesih olmadığını daha önce de konuştuk. Dolayısıyla burada bir nesihten söz etmek zordur. Nesih de yoktur. Peki ne vardır? İşte İmam Şafii Rahimeullah'ın okuduğumuz metinde gördüğümüz üzere Allah hem peygamberine hem de onun takipçilerine geceyi değerlendirin. Gece önemlidir diyor hakikaten. Bunu bütün bilgeler de söyler. Gece önemlidir. Gecenin karanlığı ironiktir ama aydınlanmanın koşuludur. Her tür aydınlanmalarda gecenin karanlığını değerlendirmenin rolü çok önemlidir ve bunu hemen hemen her aydınlanmış insan söyler. Geceyi değerlendirmenin önemi. Ama bu sadece namaz demek değildir.
Kaldı ki geceyi şu kadar değerlendir, bu kadar değerlendir ile ilgili hem ayetler hem de diğer ayetlerle ilişkilendirdiğinizde bunları dikkate alarak orada bir nesih olduğunu söylemekte isabetli olmadığı kanaatindeyim. Büyük üstadımın Hazretin ruhu beni hoş görsün İmam Şafii Rahimeullah'ın burada bir nesih olduğunu da söyleyemeyiz. Teheccüd namazı olarak ve teheccüd nafileten leke ve teheccüd bihi nafileten leke ayetindeki ifadenin ve ibarenin de ondan önceki ayetler ve devamında gelen ayetlerle ilişkilendirdiğimizde bu ayetlerinde anlam ve içeriklerinin tam anlamıyla hicretle ilgili olduğunu ve bir hicret stratejisi peygambere verdiğini, hicrete sağ salim Medine'ye ulaşması için nasıl bir yol takip etmesi, gündüz ve geceyi nasıl değerlendirmesi gerektiğini anlatan ayetlerdir. Buradan bir makamı Mahmud diye manevi bir şefaat makamı çıkarmak ya da teheccüd namazı çıkarmak efendim çok isabetli görünmediğinin de bir kez daha altını çiziyorum. Takdir ve değerlendirme müzakereler zat hallerinize aittir efendim. Bunlar benim naçizane görüş ve kanaatlerimdir. Kesintiden ve dersteki kopukluktan dolayı özür dilerim. İnternetimiz bazen böyle kopabiliyor. Bazen de benim kablosuz dan oluyor. O da herhalde bir dinlenmesi gerekiyor galiba. Arada bir fişini çekmem gerekiyor. Böyle bir kesinti yapabiliyor. Ama biz bunları inşallah birleştirerek bir bütün halinde dersi zat hallerimize izlemeniz üzerine kanalımızda arz edeceğim efendim. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Şuraya tarihimizi atalım. Aldığımız tarih 15.04.2024. Efendim inşallah çok uzatmadan 2 hafta sonra tekrar Er-Risale dersinde buluşuruz. Fi emanillah efendim.